Kanalımdan herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün tatlı günümüz ve bugün şerbetli bir tatlı yapacağız. Şerbetli burma fiyonk tatlısı yapacağız. Çok güzel. Biraz lokma tatlısını andırıyor. Lokma tatlısı severseniz bu tarifi kaçırmayın derim. Hazırlaması çok kolay. Son derece basit. Üstelik de yumurta falan da kırmayacağız. Hemen tatlımızı hazırlamaya geçelim. Hep birlikte öğrenelim. Evet, tatlımızı hazırlamaya başlıyoruz. Burada benim yaş maya var. Ne kadar? Bir paket yaş mayanın 1/4 kadar bir maya. Buraya koydum bardağıma. Üzerine birazcık su döküyorum. Su soğuk arkadaşlar. Ilık falan da değil. Az olduğu için çabucak eriyecektir. Şöyle bir karıştırıyorum kaşık ile. Erimesi için hemen tatlımızın hamurunu hazırlamaya başlıyoruz. Kabımı aldım. Hemen hamurunu hazırlayalım, pişirelim. Karıştırdık ve eridi zaten. Çok az olduğu için çabucak eriyecektir. Şöyle kabımın içine eritmiş olduğum mayayı döküyorum. Yaş mayadır. Eğer yoksaydı da bir çay kaşığı kuru maya da ilave edebilirsiniz. Hep aynıdır. Bir çay bardağı su. Sadece su. Soğuk. Suyumuz da soğuk. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Evet, şerbetli burma fiyonk tatlısı yapıyoruz. Çok kolay, çok basit. Çay kaşığı, yarım çay kaşığına yakın, yarım çay kaşığı bile değil karbonat, bir o kadar da tuz ilave ediyoruz arkadaşlar. Yine yarım çay kaşığı. Koyduğumuz malzemeleri kaşıkla şöyle bir karıştırıyoruz. Tamamen koyduğumuz malzemeler içinde erisin. Evet, kış geldi. Başlayalım artık şerbetli tatlılara, değil mi? Daha önce sizlere verdiğim zaten birçok şerbetli tatlım var. Çok beğenildi. Bu da beğenileceğinden eminim. Şimdi üzerine ununu ilave ediyoruz. İlk aşamada ne yapıyorum? Unu biraz döküyorum. Kaşık ile karıştırıyorum. Daha sonra elim ile yoğuracağım. Ne kadar un gitti? 3-4 bardak arası un gidecektir arkadaşlar. İlk aşamada kaşık ile elim batmasın. Koyulduktan sonra, hamur olduktan sonra da elim ile güzelce yoğuruyorum. Bakın, çok güzel yoğruldu ve hamurumuz hazır. Evet, videomu buraya kadar izlediyseniz, kanalıma da abone değilseniz kanalıma abone olun. Kanalıma abone olan arkadaşlar da bildirimleri açsın lütfen. Tamamını açsın ki en güzel tariflerimden haberdar olsun. Hamuru güzelce yoğurduk ve özleştiriyoruz. Tekrar şöyle tahta sofranın üzerinde toparlaya toparlaya özleştiriyoruz. Hamurumuz hazır. Şimdi altına üstüne un koyuyoruz. Hamuru oklava ile güzel bir soframızın büyüklüğü kadar açacağız arkadaşlar. Bakın bu şekilde sürekli hızlı çekime de geçtim. Hızlı bir çekimde hamuru açıyoruz, tatlı hamurunu. Evet, bugüne kadar yaz aylarında özellikle sizlere birçok turşu tarifi verdim. Artık yeter, değil mi? Kış geldi. Ne yapalım? Börekler, tatlılar vereceğiz sıra sıra. Gördüğünüz gibi incecik olana kadar açtık. Şimdi üzerine birazcık da böyle elimle sıvı yağ sürdürüyorum. Bakın, şöyle biraz serpiştiriyorum ve elimle şöyle yaydırıyorum. Hiç fırça falan da aramanıza gerek yok. Zaten ellerimiz temiz. Hamurumuzu açtık. Daha önceden yıkadık, hazırladık. Hamurumuzu yoğurduk, açtık. Ellerimiz tertemiz kızlar. Hiçbir şey yok. Gönül rahatlığıyla siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Açtığım yufkayı bakın. Şimdi oklavaya şöyle doluyorum. Şu şekilde. Bakın. Doladık mı? Doladık. Güzelce doladık. Bir bıçak yardımıyla şimdi oklavanın iç çıkarmadan boydan boya bakıp kesiyorum. Şöyle. Boydan boya hamuru kesiyoruz. Oklavanın içindeyken sarılıka. Evet. Yağladık. Ve oklavaya sardık. Şöyle bıçak ile boydan boya kestik. İşte hamurumuzu kestik ve hazırladık. Şöyle düzeltelim hamurumuzu, yufkamızı. Şöyle kenarlarını bakın yamuklu buruklu oldu. Çünkü yamuk buruk olduğu için gönlüm rahat etmez benim. Şöyle kenar kısımlarını tekrar düzleştiriyorum. Bakın alıyorum şu kenar kısımlarını da. Buradan da alalım.
düz olsun, güzel olsun. Baştan sağma yaptın demeyin. Bakın iki kenarından da alıyorum. Bunları ne yapacağım? Ziyan etmeyeceğim tabii ki de. Bunları değerlendireceğim. Hiç merak etmeyin. Hiçbir şekilde ziyan yok. Malzeme ziyanı yok. Çünkü onlara para verip de alıyoruz. Hiçbir şeyde ziyan etmiyoruz. Evet, ortadan bir daha kestik. Şimdi de böyle bakın. Yani kare kare ya da uzun uzun fark etmez. Şu şekilde bakın, ben kare kare kesiyorum. Bu şekilde de gene kesiyoruz. Her aşamasını özellikle bakın anlatıyorum kızlar. Dikkatli baktığınız zaman siz de yaparsınız. Canınız tatlı çektiği zaman yarım saat içinde hazır olabilecek bir tatlı. Çok kolay, az malzemeli, çok lezzetli. Evet, kestik, gördünüz mü? İşte bu şekilde kestik. Şimdi ne yapacağız? Kestiğimiz her bir parçayı bakın şöyle buruyoruz. Şeker kağıdı gibi, bakın bakın. Fiyonk gibi. Şöyle bakın, bura bura buruyoruz. Bu şekilde. Hani eskiden şeker kağıtları da bu şekilde buruluyor ya. Bakın bu şekilde buruyoruz. Yani fiyonk şekli, iki tarafı, ortası burgulu. Evet, hızlı çekime geçtik. Yine hızlı çekimde bakın hızlı hızlı hamurlarımı buruyorum. Evet, videomu buraya kadar izleyenler, abone de değilseler kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin abone olmanız bildirimlere ulaşacak zaten. Bildirimleri açtığınız takdirde abone olmanız, beğeni yapmanız ve yorum yapmanız kanalımızın büyümesi için çok önemlidir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Çok büyük bir destek yapmış olursunuz bu şekilde. Güzelce ne burdum tamamını. Şimdi tepsime koyayım ki pişirirken git gel olmasın. Yanıma hemen alacağım tepsimi. Onun için şöyle bunu alayım. Çünkü tahta sofra kocaman. Hatır otur, her yere taşınmaz. Tenceremi ocağa koydum. Neden tencere koydum? Çünkü bu bol yağda kızaracak. Geniş tava koyarsak çok daha fazla yağ koymam gerek. Biraz küçük tencereye sıvı yağ koydum. Yine de 2 bardak kadar da sıvı yağ var içinde. Yağım tamamen kızdı. Kızdıktan sonra tatlıları birer 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 içine bırakıyorum. İçine bıraktık mı? Bıraktık. Şimdi kızarmasını bekleyeceğiz. Hemen böyle bırakıp da hani uzaklaşmayın tatlının başından. Başında dikilin. Sürekli karıştırın. Her yerini nar gibi bir güzel kızartın. Bakın. Çünkü yanar daha sonra. Eğer bakmazsanız yanar. Böyle karıştıra karıştıra nar gibi çıtır çıtır kızartacağız. Şerbetimi henüz yapmadım. Şerbetimi tatlıları pişirdikten sonra yapacağım arkadaşlar. Bakın kızarmaya başladı tatlılarımız. Şimdi şöyle süzgeçli bir maşam var benim elimde. Peçete serdim kabımın içine ve tatlılarımı onun içine koyuyorum. Neden serdim? Çünkü fazla yağını alsın diye. Pişen tatlıları, güzelce kızaran tatlıları bunun içine bırakıyorum. Tabi bir postasını kızarttık. Şimdi bir tencere daha pişecek. İkinci postayı bırakıyorum yağımın içine. Onları da güzelce kızartacağım. Kızaranları da yine aynı şekilde kabımı alıyorum. Çok kolay bu tatlıyı hazırlaması. Evet. Kızartma işlemimiz bitti. Tatlılar bir kenarda beklesin. Şimdi şerbetini yapıyoruz. Şerbet için ne gerekli kızlar? 3 su bardağı şeker. Bakın toz şeker. Normal standart içme su bardakları ile. Üzerine de 2 bardak su koyuyorum. Suyu az koyun. Çünkü koyu bir şerbet olacak. Öyle şopur şopur su olmaması lazım ki koyu olması lazım. Tatlılar hamur olmasın. Bu bir püf noktasıdır. Allah suyu yaparsanız şupur şupur hemen tatlı içecek içine hamur olacak. Ama biraz koyu yapacaksınız. Evet, ocağa koyduk şerbetimizi. Şerbetimiz kaynadı. Bir 5 dakika kaynattıktan sonra 2 yemek kaşığı limon suyu verdim. Limon suyu neden verilir? Şekerlenmemesi için. Beklerken. Bakın. Koyu kıvamı olduğu zaman limon suyundan sonra da bir 2 dakika, 3 dakika kaynatıyorum ve ocağı kapatıyorum. İşte şerbetimiz hazır kızlar.
öyle sul şopur şopur değil, koyu biraz baklava şerbetine yakın, lokma tatlısı şerbeti gibi olan bir şerbet hazırladık. Şimdi şerbetimizin ilk sıcaklığının çıkmasını bekledim. Ne kadar? Yani bir 5 dakika ilk sıcaklığının çıkmasını bekledim. Hemen sıcak sıcak dökmedim ki hamur olmasın tatlılarımız. Evet, şimdi tatlıları şerbetin içine bakın bırakıyorum. Çünkü bunun altında peçete var ya, yağ alınsın diye sermiştik. Onun için içine döküyorum. Şöyle karıştırıyorum. Şerbetin içinde 5 dakika tatlıları bırakacağım. Ama arada bir şöyle 1-2 dakikada şöyle arada bir bakıp böyle karıştıracağım ki her yerine şerbet alsın yavaş yavaş. Çünkü çok hızlı da içen bir şerbet içen tatlı değil bu. Çünkü sulu yapmadık şerbetimizi. 5 dakikanın sonunda tatlıları servis tabağına döküyorum. Tatlılarımız şerbeti biraz içti, daha da içecektir. Şöyle servis tabağına döküyorum. Yenme aşamasına geldi benim tatlılar. Kızlar muhteşem oldu ama var ya, şu görüntüye bak. Süper oldu. Şöyle dökelim. Kalan şerbeti de şöyle bir üzerine gezdirelim. Mis mis var ya. İşte mis gibi size. 5'te yani yarım saatte hazır olabilecek bir tatlı. Çok da uğraşı yok. İçinde yumurtası yok, yoğurdu yok, sütü yok. Çok da kolay. Evet, tatlımızı hazırladım. Çok da güzel oldu. Şerbetli burma fiyonk tatlısı. Canınız tatlı çekti, hemen kalkıp yarım saat içinde hazırlayabilirsiniz. O kadar da pratik ve kolay. Üstelik de yumurta yok. Yumurta alerjisi olanlar da gönül rahatlığıyla yapabilir. Şöyle tatlının tadına sizin için bir bakacağım. Hiç çatal kullanmanıza da gerek yok. Bu şekilde de tüketebilirsiniz. Süper. Tadı, tuzu yerinde. Şeker de tam kıvamında. Fazla da şekerli değil. Öyle midenizi yakacak kadar. Çok güzel olmuş. Ellerime sağlık. Çok güzel olmuş. Ellerime sağlık. Ben çok beğendim. Kendi yaptım diye söylemiyorum arkadaşlar. Umarım siz de yaparsınız. Hazırlarsınız. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Bildirimleriniz kapalıysa lütfen bildirimlerinizi açın arkadaşlar. Açarsanız tariflerimden hemen haberdar olursunuz. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Daha birçok güzel tariflerde görüşmek üzere.